ama onu yapamayan bir ben de olabilir. İşte bunun çok zor olduğunu düşünen bir ben olabilir. Veya ne yapacağını bilen ama bir taraftan da yapmak istemeyen. Ama biz zannederiz ki bende bir çelişki var. Aslında bende bir çelişki yok. Benler arasında bir çelişki var. Yani bir taraftan aslında diyelim ki mutlu olmak için hiçbir şeye ihtiyacım olmadığını düşünebilirim bir taraftan. Bir taraftan da mutlu olmak için şunu istiyorum, bunu istiyorum diyen bir benlikle de yaşıyor olabilirim. Hangisi o an bende daha aktifse, hangisinin enerjisi o an bende daha güçlüyse, peki hangisinin enerjisinin daha güçlü olmasını sağlayan nedir? Benim o benlikle, yani bu benlik derken kastettiğimiz arkadaşlar, bir arzu, bir düşünce, bir tanımlama, işte diyelim ki hayat çok berbat diye bir düşünceniz olabilir. Bu dünya ile ilgili bir tanımlamanızdır. Veya başka bir düşünce, başka bir duygu, başka bir arzu, başka bir beklenti, kendinizle ilgili bir yargı, yani işte kendinizle ilgili ben berbat biriyim, yetersiz biriyim veya ben çok üstün biriyim ama kimse benim kıymetimi anlamıyor. Ben dahiyim ama kimse beni anlamıyor diyebilen ve işte hayatta saçma ama işte yaşıyoruz diyen birçok farklı düşünce, duygu, arzu, beklenti, dürtü vardır. Bakın aslında bunlar sadece düşünce, duygu, dürtü, arzu vesairedir. Peki biz bunlara niye benlik diyoruz? Çünkü siz onlara ben diyorsunuz. O yüzden de biz de benlik demek durumunda kalıyoruz. Veya her birimiz bunu yapıyoruz. Yani her birine ben diyoruz çünkü. Yani kimse şunu demiyor ki şu anda içimde hayatın berbat olduğuna dair bir düşünce ortaya çıktı. Ne kadar ilginç bir düşünce falan demiyor kimse. Hayat ne berbat ya diyor. Öyle başlıyor. Bu aslında özdeşleşme dediğimiz şey. Yani her düşünce, her duygu, her arzu kendimiz tarafından ben olarak algılanıyor. Ve ona ben dediğimiz anda o bizde hüküm sürmeye başlıyor. Bakın çok ilginç bir şeydir. Bir çocuğun oyun bilincinde, mesela çocuk oyun bilincindeyken siz ona dersiniz ki işte sen hizmetçi ol veya sen prenses ol, ben de prens olayım veya işte sen çocuk ol, ben de baba olayım veya sen baba ol, ben de çocuk olayım. Şimdi o oyun bilincindeyken çocuk bunu gayet iyi yapar bakın ve bunu ciddi olarak yapar. Ama hiçbir zaman onun gerçek olduğuna inanmaz, değil mi? Oyun bitince oyun bitmiştir. Ama dikkat edin, oyun oynuyor diye oyuna ciddiyetsiz bakmıyor. Aslında bakın bu insanoğlunun ikili bakabilme becerisinin aslında çocuktaki yansımasıdır. Yani nedir o insanın ikili yapısı? Bir insanın ilahi temelli, sonsuz, hiçbir şeyle azalmayan ve çoğalmayan, huzurlu, mutlu, tatmin olmuş bir tarafı var ki bu onun asıl kendisidir. Bir de bu dünyadaki hayat sürecini yaşamak için verilmiş geçici, sınırlı olayları o dualite içinde algılayan bir tarafımız var. Ama biz bu ikili yönümüzü unutmuşuz. Ve o ikincisine ben diye saplanıyoruz.
ben anne oluyorum, ben baba oluyorum, ben çocuk oluyorum, ben şanssız oluyorum, ben 5 yaşında oluyorum, 15 yaşında oluyorum, 35 yaşında oluyorum, yaşlı oluyorum, yaşımı sevmiyorum, hayat çok hızlı ilerliyor ve ben geç kalıyorum gibi birçok hikayeye inanır hale geliyoruz. Aslında insanoğlu evrensel bir illüzyon yaşar. İşte o bazı dini metinlerde veya kadim öğretilerde insan uykudadır. Veya işte Pamuk Prenses hikayesindeki işte Pamuk Prenses işte bir cadının verdiği bir meyveyi yer ve uyur. Ne zamana kadar? Prens onu uyandırıncaya kadar. Peki ne var elinde? Prensesin 7 cüceleri var. İşte o 7 cüceler onun neleri? Ona verilmiş olan aslında psikolojik düzeydeki melekeler. 5 duyu, duygu merkezi ve düşünce merkezi. Bunlar 5 duyu ve düşünce ve duygu merkezi 7 cücelerimiz. Peki bunlar niye 7 cüce? Bunlar prensesi uyandıramıyorlar. Ne yapsalar uyandırmıyorlar. Uyandıramıyorlar. Sadece onun o uyku modunda tırnak içinde yaşamasına destek oluyorlar. Ama onu uyandıramıyorlar. Çünkü onların uyandırma gibi bir şansı yok. O yüzden 7 cüceler. Yani niye cüceler? Yani onların o spiritüel boyutu idrak edebilme kabiliyetleri yok. O anlamda onlar hikayede cüce olarak tanımlanmışlar. Bakın Pamuk Prenses ve 7 cüceler bir çocuk hikayesi değildir. Çocuklarınıza da anlatabilirsiniz ama bu bir çocuk hikayesi değil. Eskide gerçek orijinal mitolojiler, masallar, hikayeler bir bilgiyi, bir bilgeliği, bir anlamı, bir hakikati aktarmak için kullanılırdı. Bunlar çocuklara da anlatılabilirdi. Çocuklar çocukça onu algılardı. Büyükler de eğer algılayabiliyorsa büyük olarak algılardı. Dolayısıyla aslında bizler 7 cücelerle birlikte kendimizi o 7 cücelerin deneyimleri üzerinden şu an tanımlıyoruz. Biri diyor ki kendimi ispat etmem lazım. O kendini ispat etmekle uğraşıyor. Nasıl ispat edeceksin? Ya ne bileyim işte böyle bir şey yapayım da hani insanlar onaylasın, takdir etsin. Bunu kim söylüyor? Bu kimin tarafından söyleniyor sorusunu tabii soruyorsunuzdur veya ben sorduruyorum ama cevap şöyle gelmemeli. Ben tabii ki. Öyle değil. Evet, o cücelerden birisi. Tabii onun hani o 7 cücelerin de torunları, sülaleleri var. 7, 77 oluyor. 777 cüceye kadar çıkıyor veya 7777 ve sonsuza kadar gidebilir bunlar. İşte hani duygu denen cücenin binlerce duygu durumu oluyor. Ve diyelim ki ne yapıyorsunuz siz? Onları kendiniz zannetmenin illüzyonuna, hipnozuna, uykusuna giriyorsunuz. Hipnoz da uyku demek zaten arkadaşlar. Hani Yunanca'da uyku demek. Dolayısıyla işte o evrensel insanoğlu uykudadır. Ve uyanmalıdır. Sözünün altındaki bilgelik, anlayış budur. Dolayısıyla o uykunun önce farkına varmak gerekiyor. Bu da göründüğü kadar kolay olmayan bir şey. Ama bakın kolay olmayan cümlesini alıp çok zor deyip orada süreci yarıda bırakan birçok benlik vardır. Yani çok zor bu. Evet hoca da yani kolay değil dedi. Öyleyse yani hayat böyle idare ediyor. Bir de şey illüzyonu var. Herkes aynı olunca sizde bir
tırnak içinde anormal giden bir şey yok. Yani herkes üç aşağı beş yukarı böyle yani. Herkes bir şey arzu ediyor. Herkes bir şey istiyor. Ben de bir şey istiyorum. Ne var bunda? Hani birileri saray istiyor. Ben saray istemiyorum. Güzel bir ev istiyorum. Keşke bir evim olsa çok mutlu olurum. Başka bir şey de istemiyorum. Benim öyle çok arkadaşlarım vardır. Ben biraz böyle gülümseyerek, hani tebessümle, bir alaycı anlamda değil. Yani diyorum ki bu benliğin illüzyonundan çıkacak, başka bir benliğin illüzyonuna girecek. Mesela işte bir işim olsa başka bir şey istemiyorum diyor. Bir işe giriyor. Bu sefer diyor ki niye diyor arabam yok? Emin olun arabası olunca şöyle diyecek. Niye ben bu insanlarla çalışıyorum? Daha kaliteli insanlarla çalışmak istiyorum. Arabası olacak. Niye böyle bir şehirde trafiğin çilesini çekiyorum? Bitmeyecek. Çünkü içeride sürekli bir şey isteyen, sürekli arzu duyan ve o arzu üzerinden de kendini tamamlayacağını zanneden. Bakın, bir şeyi arzu etmekte bir mahsur yok. Makul, meşru, ölçülü, gerçekçi bir şey istemekte hiçbir mahsur yok. Ama onları isteyen o benlik bununla bir şeyleri tamamlayacağını zannediyor. Ya olsa mutlu olurum diyor. Mesela bak diyorum, mesela bir erkeğe işte bir kız seni çok sevse, böyle sana tutkulu bir şekilde bağlansa, böyle yüzü gülüyor mesela, bir tebessüm ediyor, bir mutlu oluyor. Niye acaba? Bir baksana, kim gülüyor acaba? Kim böyle mutlu oluyor? Bir bak içeride kim bunu bir varoluşsal bir tamamlanma gibi zannediyor. Veya başka bir şey, hiç fark etmez yani. Demek istediğim şu, neyin sizi tamamlayacağını hayal ediyorsunuz? Bunu size sormuyorum, o benliğe soruyorum. O benlik neyin kendisini tamamlayacağını, neyin onun için mutmain olma hali gerçekleştireceğini zannediyor. Çünkü bakın bu bir illüzyondur. Mesela Kur'an'da der ki dünya hayatından başka bir şey istemeyenlere veya dünya hayatının geçici süsleriyle süslerini arzu edenleri kendi haline bırak. Neden? Çünkü o bir illüzyonda. O senin daha yüksek düzeydeki mesajını anlayamaz. Yani birisi peygambere gelir, ondan mal mülk ister. Bana şunu ver, iman edeyim der. Veya işte biz bunlara bazen kalpleri İslam'a ısındırılanlar diyoruz. Neden? Hani bunu bazıları rüşvet olarak tanımlıyor. Aslında bu rüşvet değil. O kişi bazı cüce benliklerin tuzağında. Umulur ki hani bir defa o cüce benliğin talebini yerine getirelim. Sonra bir bakalım. Gerçekten orada bir tatmin oluşuyor mu? Ama insanoğlu o kadar kendini kandırmaya müsait ki, bak hayatında çocukluğundan beri o kadar çok şeyi istedin ki ve hayatında da birçok şey de oldu veya bir kısmı oldu, bir kısmı olmadı. Peki olanlar sende öyle hayal ettiğin bir doygunluğu, bir tatmini getirdi mi? Getirmedi. Peki buradan bir şey çıkarman gerekmiyor mu? Yoksa aynı üçkağıtçının hikayesine mi şey yapalım? Hani bu şey gibi, diyelim ki bahis oyuncusudur veya kumarbazdır. Sana der ki bak şu parayı koy, kazanacaksın, sen koyarsın. Ya tüh be, ufak bir problem oldu ama bak bundan sonra kesin kazanacaksın. Ve siz böyle birine ömür boyu inanıp paranızı koyar mısınız mesela? İşte bizim yaptığımız böyle bir şey. Ömür boyu o sahte benliklerin, ya bak şunu yap, tamam o orada yanılmıştım ama tamam bak bu olsun, rahatlayacaksın. Bak iş demiştim ama hani işte yanıldım ama bak araban olsun kesin yani, mükemmel. Evlendin değil mi? Evlenince mutlu olacaksın dedim. Bak değil mi, bir çocuğun olsun kesin mutlu olacaksın. Bazı benim böyle arkadaşlarım vardır, çocuğu olur gelir abi der, ben sana bir şey diyeyim mi? Buyur derim.
Ya insanın çocuğu olması çok güzel ya falan filan böyle anlatır. Ben de dinlerim. Ne alınırım, ne gücenirim, ne kızarım, ne aptallık etme derim. Bakarım anlatabileceğim bir şeyden bir şey algılamayacak. Allah bağışlasın diyorum yani. Çünkü o an diyebileceğim bir şey yoktur. Çünkü o an o benliğin illüzyonu içindedir ve bunu da hani tartmak durumunda bile değil. Hani şöyle dese, ya böyle çocuğum oldu, çok güzel gibi geldi bana ama ne dersin falan dese, hani bana ufak bir kapı bıraksa, ben de diyeceğim ki, ya tabii ki çocuk güzel bir şeydir ama özdeşleşme, sen çocuğu olan biri değilsin, kendini bununla tanımlama. Ama bir çocuğu besleyip büyütmeye, yetişmesine hizmet etmeye aday kılınmışsın, anne olmuşsun veya baba olmuşsun izafi olarak. Sen gerçekte ne annesin ne babasın. Dolayısıyla hani böyle bir kapı araladığında ona bu ifadeyi söyleyebilirim. Ama öyle bir kapısı yok, öyle bir açık bir kapısı yoksa işte bir sevgili bulmuş veya bir evlenmiş veya bir çocuğu olmuş veya bir iş bulmuş falan. Bakıyorsun o cüce benlik ona sanki çok büyük bir şey bulmuş gibi bir his veriyor. Ve o da buna inanıyor. Fakat o cüce olduğu için hani zıplıyor ama düşüyor. Hani ne kadar zıplarsan zıpla, yer çekimi var ve o seni aşağı indiriyor. Sonra bir benlik sana diyor ki, bak ben sana başka bir şey buldum, burada değilmiş deyip sana başka bir hikaye anlatmaya başlıyor. Ve sen de kulak kabartıyorsun. Olabilir hakikaten ya falan. Evet, orada olmadı ama bak bunu denemedim. Bir Hintli bilgenin bir sözü var. Der ki, bir tenceredeki pirinç tanelerinin pişip pişmediğini anlamanız için bütün tencereyi yemeniz gerekmez. Birkaç tane yerseniz yeterlidir. Şimdi bu dünyada bir de tabii ki işte insanın orada bir şeyi ayırt etmesi lazım. Hani beni ne tatmin eder? Bu soru önemli bir sorudur. Eğer bu soru üzerinde dikkatle durursanız ve bu soruya gerçek cevabı bulabilirseniz, o zaman o benliklerin sizi aldatması da ortadan kalkacaktır. O yüzden hani insan ne ile mutlu olur diye Tolstoy'un bir kitabım var, emin değilim. Yani insan ne ile mutlu olur? Orada çok güzel efendim. İnsan ne ile yaşar? Tabii oradaki yani yaşamak böyle tatminkar, mutlu bir halde, doyumu almış bir şekilde yaşamayı kastediyor. Orada çok güzel bir hikayesi vardır, öneririm yani. Sınır olan hiçbir şey insanı tatmin etmez arkadaşlar. Yani sınırlı olan, geçici olan hiçbir şey insanı tatmin etmez. Hani bunun için hani dini bir inancınız olması gerekmiyor. Bir tanrıya inanmanız gerekmiyor. Ateist de olabilirsiniz ama bunu anlamak için çok fazla kafa yormaya da gerek yok. Çünkü dikkat edin, hiç kimse sınırlı olan bir şeyle tatmin olmuyor. Ama o sınırlı ve geçici olanı kalıcı zannettiğimiz için. Evet, işte zaten bahsettiğimiz illüzyon da bu aslında. Yani insan farkına varmadan veya yanılarak diyelim, geçici olana böyle kalıcıymışçasına bir değer yüklüyor. Bazı uyanık benlikler de tabii ki bazen şöyle diyor. Bak her şey geçici, o zaman her şeyi dene. Şunu al, onlar da şunu anlamıyorlar. Bunu deneyen benlik de geçici. Anlatabildim. O yüzden bu tür sahteliklere karşı bilinç olarak uyanık olmamız gerekir. Yani denildiği gibi gerçekten de aslında biz geçici ve sınırlı şeyleri kalıcıymışçasına algılamaya eğilimliyiz.
Mesela bir çocuğunuz olsa size denilse ki 25 yaşında ölecek. Ya işte evlenecek, çocuğu olacak, hatta torunu da görecek, 45 yaşında ölecek. Böyle bir rahatsız olursunuz. Bitmez çünkü. İster ki sınırsız olsun. Hem sınırsız olsun, hem tam olsun, hem eksiksiz olsun. Peygamberin bir duası var. Diyor ki, Ya Rabbi bana nimetin tamamını ve devamını nasip eyle. Tamam mı? Aslında burada ben bunu şöyle anlıyorum. Yani dünyada hiçbir nimetin tamamı ve devamı olmaz. Biz tabii ki böyle dua edip hani nimetin tamamını ve devamını ne nimet olarak algıladığın şey ne bir bakar mısın acaba? Nimet olarak algıladığın şey sınırlı geçici bir şey olabilir mi? Onun tamamı ve devamı olabilir mi? Peygamber haşa böyle bilinçsiz bir dua yapmış olabilir mi? Herhalde değildir. Devamı sonra diyor belki. Bakın, evet devamı sonraya ne yapıyor? Bir şeyi nesnel düzeyde uzatmaya çalışıyoruz. Halbuki nimet, nimetin kaynağıyla tam ve devamlı olur. Nimetin kaynağına dönmedikçe asla nimetin tamamını ve devamını bulamazsın. Nimetin kaynağı sonsuzluktur, mutlak varlıktır. Onu bilmek, onu idrak etmek sende bir mutmainlik oluşturabilir. Mesela biz diyelim ki biri beni seviyor. Mesela dese ki seni 20 yıl seveceğim ama 20 yıl sonra böyle bitiyor. Dese içimiz bir rahatsız olur değil mi? 20 yıl ama. 20 yıl yani. Böyle içeride bir şey böyle onun devam etmemesinden bir şey duyar. Dolayısıyla bakın insan aslında en derinde fıtratının sesini duymaya uygun bir nitelikte yaratılmıştır. Yani aslında bir bilgenin ifadesiyle insan vicdanının sesini dinlese diyor, ebed ebed sesini işitecektir. Yani sonsuzluğu arıyorsun, ebediyeti arıyorsun, devamlılığı arıyorsun. İçinde herkesin aslında bu sesi fark etme imkanı var. Aslında bir sonsuzluğu arıyoruz. Peki sonsuzluğu bu sonlu olan düzeyde mi bulacağım? Hatta bazı insanlar tartışırlar ya işte insan evrimsel olarak mı var olmuştur, şöyle mi var olmuştur? Hep bu tartışılır. Ben bu konuda da hani parantez içi çok basit bir şey söyleyeceğim. İnsanın biyolojik boyutu evrimsel olarak gelişmiş olabilir. Bunda hiçbir mahsur yok. Hatta birçok İslam filozofu da böyle düşünür. Bu önemli değil. Bizim burada dikkatlerimizden kaçan şey şu. İnsan biyolojik bir varlık mıdır? İnsan biyolojik bir varlık olsaydı, evet derdik ki insan evrimle var olmuştur. Ama insan spiritüel boyutuyla gerçekte insan olur. Mesela benim içimde niye bir sonsuzluk arzusu var? Bu nereden gelmiş? Hatta yani şöyle düşünün. Yani insan hani tırnak içinde devam ediyorum o tırnağa. Yani evrimsel olarak bu hale gelmişsek evrim çok berbat bir şey yani. Bizi nevrotik, psikolojik olarak dertli, muzdarip, mutsuz ve gerçek olmayan şeyler üzerinden bir mutluluk hikayesine götürmeye çalışıyor. Bu böyle bir şey mi? Yoksa başka bir mesele mi var burada? Neden bende bir mutsuzluk hissi oluyor? Neden bir eksiklik hissi oluyor? Bu nereden ortaya çıkıyor? Ben gerçekten öyle biri miyim? Yoksa bu bir kısım
beni hipnotize etmiş olan bazı benliklerin bir yerde bana sen eksiksin ve tamamlanmak için şuna ihtiyacın var. Şu olursa mutlu olursun, bu olursa huzurlu olursun, bu olursa rahatlarsın. İçeride de sürekli böyle olmadığı için mutsuz olan, kendini kötü hisseden, bakın bu kavram da çok önemli. Kendinizi kötü hissediyorsanız o kendiye bakın ama kendinize bakmayın. Kendiniz gibi bakmayın ona. O bir kendiliktir. Ha, içeride bir şey diyor ki ben kendimi kötü hissediyorum. Tamam. Onu deyim yerindeyse şöyle farz edin ki ona X adını koyun ve masaya bırakın. Kendini kötü hisseden bir şey var içinde. Bakın kavga etmeden, mutsuz olmadan, onun sıkıştırmasına kapılmadan, onun illüzyonuna, hikayesine, onun önerilerine girmeden, bak şöyle olduğu için kendini kötü hissediyorsun, şöyle olsa kendini iyi hissedecektin. İşte herkesin bir sevgilisi var. Bak sen yalnızsın. Bu yüzden kendini kötü hissediyorsun. Acele etmeyin. Bunlar üçkağıtçı benliklerdir. Dikkat edin. Sizi manipüle ediyorlar. Ama nereden manipüle ediyor? Eksiklik hissettiğiniz yerden manipüle ediyor. O ağaca yaklaşmayacaksınız o zaman. Eksiklik hissettiğiniz yerden manipüle ediyor. Neden kendini kötü hissediyorsun? Atıyorum çünkü bedenin o kadar güzel değil. Burnun o kadar güzel değil. Keşke bir burun ameliyatı olsa bak o zaman iyi olacak. Kendini iyi hissedeceksin. Tabii burunla bitmiyor. Bir sürü hikaye daha dönmeye başlıyor. Veya başka bir hikaye sunuyor öbürü. Diyor ki sevgilin yok diyor. Bir de diyor böyle gerici bir toplumda olduğumuz için de böyle kadın erkek ilişkileri çok baskılanıyor. Sen aslında bir serbestleş ya diyor. Bir rahat ol diyor. Bu konuda tırnak içinde sınırlarını aş diyor. Oradan da başka bir hikaye gidiyor. Böyle böyle nerede eksiklik hissi varsa o benlikler oradan yürüyorlar. Hani biz diyoruz ya işte bana biri yürüyor. İşte karşı cinsten böyle bir hikaye ve ben bunu bir iki sene önce öğrendim. Yürüyor ne demek olduğunu. Ben de diyorum ki arkadaşlar dışarıdan yürüyenlerin o kadar önemi yok. İçeriden size yürüyenler var. Onları görmeye çalış. İçeriden öyle bir yürüyorlar ki yani sizi nasıl kandırıyorlar, bizi nasıl kandırıyorlar bir görseniz yani. Bunların filmini çekseniz fevkalade güzel filmler olur. İçeride birileri yürüyor yani. Bizi öyle tatlı bir şekilde şey yapıyor. Evet diyor böyle olsa kesin mutlu olursun. Emin ol olursun. Ben biliyorum diyor. Kesin böyle diyor. Bunlar içimizde bize yürüyen benliklerdir. Ve bunları fark etmediğimiz müddetçe onların fısıltılarına, onların hikayelerine inanırız. Bakın, yedi cüceler kötü değildir. Tekrar hatırlatıyorum. Yani ne demek? Yani insanın bir şeyi istemesi, arzu etmesi, düşünmesi şey değildir, yanlış değildir. Fakat bunları yanlış şekilde temellendirerek arzu etmek, yanlış şekilde temellendirerek istemek yanlıştır. Evlenmek isteyebilirim, çocuğum olsun isteyebilirim. Bunlar bu yeryüzündeki hayatın doğasında olan şeylerdir. Ama ben bunları, ya işte insan evlenmeli, insanın çocuğu olmalı, İnsanın arkasında bıraktığı bir şey olmalı falan gibi hikayeler üzerinden bu istekleriniz veya evlenirsem mutlu olurum diyorsanız bu yanlış bir zemin üzerinden bir arzuya dönüşür. Bakın isteğin arzunun kendisi yanlış değildir fakat hedeflediği şey yanlıştır. Mesela yemek yemek doğal bir şeydir ama hayat yemek yemektir diye kafanızda kodlarsanız o bir tuzağa dönüşür. Dolayısıyla psikolojik düzeydeki o yedi cüceler
makul ve meşru oldukları ölçüde sizin hizmetkarlarınızdır. Zaten dikkat edin, Pamuk Prenses hikayesinde yedi cüceler prensesin hizmetkarıydılar. Ama onlarla uyanamazsınız. Dünyada bakın, hiçbir felsefe, hiçbir ne diyeyim, sahip olunan hiçbir şey, elde edilen hiçbir şey, ortaya konan hiçbir eser bir insanı hakiki anlamda tatmine götürmemiştir. Hatta geçen bir arkadaş, böyle çok düşünen bir arkadaş, ya böyle iyi düşünen insanlar görüyorum ama hepsi diyor problemli diyor, hepsi psikolojik olarak sıkıntılı diyor. Neden? Çünkü salt psikolojik düzeydeki düşünme merkezi üzerinden ne kendinizi ne hakikati bulamazsınız. En fazla iyi bir insan olmak için belli bir yol tutturabilirsiniz. İyi bir insan olma yönünde, o da doğru bir felsefe ise, öyle bir yol bulabilirsiniz. Kendinizi bulamazsınız. Çünkü bakın, kendimiz düşüncelerle, duygularla bulunacak bir şey değildir. Kendimiz ilahi bir şeydir. Onu eğer bu benliklerden ayrışırsanız görebilirsiniz. Yani aslında o bizim tarafımızdan örtülmüş bir şeydir. Bizim tarafımızdan, yani sahte benliklerimiz tarafından baskılanmış mı diyelim, veya üzeri örtülmüş daha doğru bir şeydir. O sizde olan bir şey. Yani kendinizi keşfedeceksiniz. Ama sizin işiniz keşif kavramı, mesela Arapçada keşfetmek bir şeyin örtüsünü kaldırmak için kullanılır. Mesela şunun örtüsünü kaldır ifadesi için bu kelime kullanılır. Keşif de budur aslında. Dolayısıyla biz olan bir şeyi bulacağız. Yoksa biz kendimizi inşa etmeyeceğiz. Mesela modernizmin insana verdiği en sahte tuzaklardan biri budur. Kendini gerçekleştir. Bunun en aşağıya düşmüş hali nedir? Bluzin giyerek, bilmem hangi ruju kullanarak kendini bulmak noktasına kadar iyice düşürdüler reklamlarla. Bir şeyi giyerek, bir şeye sahip olarak falan sitede oturarak kendinizi buluyorsunuz, kendinizi gerçekleştiriyorsunuz. Buraya kadar insanlığı düşürdüler. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Birilerini manipüle edersiniz, en sonunda da aptal yerine koyarsınız. Ve bakın, hiçbirimiz mesela bir reklam şeyinde bunu gördüğümüzde hiç garipsemiyoruz. İşte Coca-Cola kendini keşfet. Bilmem hangi ruj kendini keşfet. Değil mi? Ne kadar aslında insanlık adına üzücü şeyler. Ama bakın, bunlara çok kolaylıkla manipüle edilebilir hale de getirmişiz. Yani kimse şunu demiyor. Ya yazık, bunu hani kim böyle bir reklama kapılabilir demiyoruz. Kendimiz bile kapılabiliyoruz. Neden? Çünkü birçok şey aslından, manasından, hakikatinden saptırılmış. O yüzden de bu tür şeylere artık açık hale gelmişiz. O yüzden içeride dönen hikayeyi kavramak zorundayız. Senin hiçbir şeye, o hakiki, gerçek kendiliğinin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Önce bir orada bak, bir dur, bir rahat ol. Yani bir şeye ihtiyacın yok. Bu aslında ne kadar büyük bir farkındalık ve aynı zamanda müjde insana, değil mi? Bir dur ve hiçbir şeye ihtiyacın olmadığını en azından bilgi olarak şöyle bir dur, biraz bir içine almaya çalış. Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Gerçek kendinin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Mutlu olmak için hiçbir şeye ihtiyacın yok.
Çünkü bakın içeride büyük hikayeler dönüyor. Büyük arzular, beklentiler, temenniler, eğer dünyada gerçekleşmemişse ahirete bırakmalar. Hayır, sen şimdi burada, şu anda hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir varlıksın. Bunu idrak etmen için ahirete gitmene gerek yok, cennete girmene de gerek yok. Cennet eksikliği olan insanın gireceği bir yer değil zaten. Tam olan insanların deneyimleyebileceği bir alandır. Eksiksen cennette de hırgür çıkarırsın. Zaten buradan insanlar soruyor değil mi? Diyor ki, bana diyor küçük bir köşk verilse, öbürüne büyük köşk verilse kıskanmayacağım mı hocam diyor. Herhalde kıskanacaksın. Sen bu kafayla zaten cennete girmeyeceksin. Girersen kıskanırsın. Alttan alta ya işte ne bileyim keşke dünyada daha fazla iyilik yapsaydık falan diye kaygılanırsın, üzülürsün, geçmişe gidersin. Orada da nevrotik olabilirsin, orada da mutsuz olabilirsin ama orada psikolog, psikiyatrist diyor, ne yapacaksın? Değil mi? Bakın hikaye nerelere gidiyor? Öyle bir cennet yok. Daha doğrusu yani sen böyle bir halde o cennete girmeyeceksin daha doğrusu. Sen tamlığını idrak ettiğinde cennete gireceksin. O cennet şu anda da girebileceğin bir cennet. Yani cennet senin Allah ile tamlığını idrak ettiğin bilinçtir. Sen Allah ile tam olduğunu idrak ettiğinde cennettesin. Eksik olduğunu düşündüğün her yerde küçük veya büyük bir cehennemdesin. İçeride bir şey senin iç dünyanda böyle bir rahatsızlık oluşturur. İşte o küçük bir cehennemdir. Mesela dersin ki ya çok şükür ama şunu da hayatta bir becerebilseydim, şunu yapabilseydim, şunu gerçekleştirebilseydim diye alttan alta bir bakarsın böyle. Birileri size yürüyor. Onlar cehennem zebanileridir. Onlara dikkat etmeniz gerekir. Anlatabildim. Böyle küçük küçük tatlı tatlı böyle. Mesela sen olur mu canım falan dersin. Bugün der iş yok bunda der. Ertesi gün gelir. Ertesi gün böyle tatlı tatlı fısıldar. Sen de hafif bir kulak verirsin ama ya bunu düşünmek istemiyorum dersin. Üçüncü gün o sabırlıdır. O asla vazgeçmez. Tekrar gelir ve en son sizi ikna eder. Dolayısıyla işte nefis nedir? Arınmak nedir? Bakın gerçek kendiniz kendi olmayan, gerçek kendiniz olmayan düşünce, duygu ve arzular tarafından üzeri örtülmüş. O yüzden nefsini temizle deniyor. Nefsini yani kendini, ki Arapçada nefs kendi demektir. Kendini, kendin zannettiğin sahte düşüncelerden, arzulardan, temennilerden, kaygılardan, eksiklik hislerinden, bir şey başarıp tamamlanma arzusundan, bunları uzatabilirsiniz, bütün bunlardan temizle. Şundan da temizle. Peki ben bunları temizlediğimde o zaman hiçbir şey yapmak istemem ki diyor bir tanesi. Ondan da temizle. O da sahtekar bir şey. Sen o zaman hayatı doğal bir şekilde yaşayacaksın. Bir iyilik yaptığında iyiliği ben yaptım. Çok şükür. İyi ki iyilik yaptım. Başkaları da zaten yapmıyorlar. Keşke herkes iyilik yapsa falan gibi bir hikayen olmadan iyilik yapacaksın. Hiçbir hesap birikmeyecek. Ben çok duyuyorum mesela. İşte çok emek harcadım hocam diyor. İşte evliliğe çok emek harcamış, çocuğa çok emek harcamış, sevgilisine çok emek harcamış. Bir sürü emek harcamış. Hep emek harcıyor mübarek. Nereden bu güç, bu kuvvet, bu yetenek, bu şey kudret geliyor?
Bakın bu aslında çok normal gibi geliyor bize değil mi? Şimdi ben kime söylesem diyecek ki ya tabii ki harcıyoruz yani. Değil mi? İşte hatta bir de sevgi emektir diye güzel bir şey de var değil mi? Mesela sevgi çok emek harcadığımız bir şey gibi geliyor bize. Sonra da yani çok emek harcadım bunu hak etmiyordum diye hikayeler dönüyor. Hangisi doğru? Ben mi emek harcıyorum yoksa ilahi kaynaktan gelen sevgiyi idrak ediyorum, hissediyorum ve doğal olarak yansıtıyorum. Ben bir emek harcamıyorum. Doğamı fark ediyorum. O doğamı fark ettiğim için sevgi geliyor, yansıyor ve akıyor. Ne kadar doğal bir şey, değil mi? Peki bunu bozan kim? Araya bir üçkağıtçı giriyor, size yürüyor. Diyor ki, ama diyor emek harcıyorsun tabii diyor. Zaman, enerji, şu, bu falan filan bir sürü hikaye. Başkası olsa yapmaz diyor ama sen yaptın diyor. Oradan yürüyor artık. Sizi tuttu. Artık tuttu değil mi? Artık kurtuluşunuz yoktur orada. Ömür boyu sizin boynunuzdan tutar. 30 yıl evvelki bir arkadaşlık, dostluk, bir karşı cinsle olan bir ilişkinizdeki bir mahrumiyetinizi 30 yıl, 40 yıl ölünceye kadar sizin önünüze koyar. Sen emek harcamıştın, hatta nişanlanmıştın, bak nişanı da bozmuştu, ne kadar da çok emek harcamıştın, bir sürü şey yapmıştın, al oradan götür. Ölünceye kadar size tam bir bela, tam bir yük. Bu yüküye kim neden oluyor? Kim bu yükü size yüklüyor? Size yürüyen bir benlik. Size sen emek harcadın diyen bir benlik. Ona şunu diyemiyorsunuz ki. Ya ben emek memek harcamadım. Ben fıtratımın gereğini yaptım. Benim hiçbir alacağım yok. Ama bu tatsız tutsuz geliyor o benliğe değil mi? Diyor ki olur mu canım? Yani bak başkaları kötülük yapıyor. Sen en azından böyle yapmadın. Oradan böyle tatlı tatlı yanaşmaya çalışıyor. Sonra size o iyiliği sahiplendiriyor. Sahiplendirince kutuya giriyorsunuz. Sizi bacağınızdan yakalıyor. Ondan sonra ama ben bunu hak etmedim. Allah kahretsin. Vefasız. O, bu, şu. Bir sürü hikaye dönüyor. Bu sadece işte bir karşı cinsle ilişki değil arkadaşlar. Her şeyde bu dönüyor. Şöyle bir bakın kendinize. Böyle çok emek verdim dediğiniz ne varsa o emeği kenara bırakın. O emeği harcayan, o emeği sergileyen ben değildim. Bu Yaradan'ın veya sonsuzluğun, ne derseniz deyin, onun benim kalbime koyduğu bir şeydi. Ben de onu yaşadım ve yansıttım. Kimseden alacağım yok. O yüzden arkadaşlar cennet kimseden alacağı olmayanların yeridir. Alacağınız varsa hesaplaşma alanında kalırsınız. Benim alacağım bitti dediğiniz zaman cennete girme şansınız olur. Alacağınız varsa alacağınızla uğraşırsınız. Var mı alacağı olan? Bir bakın kendinize bir sorun. Alacağınız varsa bekleme salonunda çok zaman kaybedebilirsiniz. Ben kendime göre çok netim. Hiç alacağım yok. Kimse, hiçbir kimseden alacağım yok. Düşmanlık edenden alacağım yok. Vefasızlık edenden alacağım. Hiç kimseden alacağım ama samimi olarak bunu söyleyebilmelisiniz. Hakikaten alacağım yok. Ve bu bir özgürlüktür. Özgürlüğümüzü kısıtlayan şey kendimizle ilgili, hayatla ilgili, ilişkilerimizle ilgili, yaşadıklarımızla ilgili ortaya çıkan hesaplardır. Bunlar bizim özgürlüğümüzü kısıtlıyor. O yüzden özgürlük sizi tanımlayan, sizi kendi sınırlarına, kendi düşüncelerine, kendi duygularına hapsetmeye çalışan benliklerden kaynaklanır. O yüzden asla ve asla eğer bilinçliyseniz, bakın hani bakın bu çok sevaptır demiyorum. Ben hayatımda böyle bir kavramı da neredeyse hayatımda kullanmamışımdır. Şunu yap sevaptır. Yok böyle bir şey kardeşim. Şunu yap, bu doğaldır, bu fıtri bir şeydir. Yaparsan özgürleşirsin,
Yapmazsan kendi kendini hapishanenin içinde bırakırsın. Aslında bu yani. Biz manevi kavramları da kendi egomuzun düzeyleri üzerinden anlıyoruz. Onları da böyle bir alacak verecek hesabına döndürüyoruz. Varlığın kendi doğası vardır. Buna fıtrat diyoruz. O fıtrat özgürdür. O fıtrat kendinden davranır. O kendilik de yaradana bağlıdır. Bir hikayesi yoktur. Şunu yapsam şu olur mu gibi bir şey yoktur. O hayat içinde olması gereken şekilde bunu idrak eder, fark eder. Fark etmek için neye ihtiyacın var? O fıtratının dilini fark etmek için ihtiyaç duyduğun şey kendin olmayan öbür benlikleri görmendir. Bir gün bir düşmanın olur, düşmanın yere düşer ve sen onu kaldırman gerekir ve kaldırırsın. Kafanda hiçbir hikaye yoktur. O bana düşmanlık etti. Zamanında bırak yerden kaldırmayı, yürürken ayağıma çelme taktı bile demezsin. Çünkü senin öyle bir hikayen yoktur. Öyle bir hafızan yoktur. Yani o olayı unutmuş değilsin. Ama o olay üzerinden ürettiğin bir alacak hikayen yoktur. İşte Hazreti Yusuf'u görmüyor muyuz? Bariz, kardeşleri geldiğinde bir hikaye mi kapıldı? Yok. Ve onlara yapması gereken doğru, iyi ve güzel tutumda bulundu. Niçin? Hikayelerden kurtulmuştu. O yüzden arzu ve korkularınızın farkına varın. Ve biraz onların arkasını kurcalayın. Neyi arzu ediyor onlar? Neden korkuyor? Arkasında ne var? Ben o muyum? Buna biraz dikkat edin ama bu acele etmeden sakince alacağınız bir yoldur. Ve o yolu asla vazgeçmeden, asla bakın kendinizi yargılamadan, kendinizle de savaşmadan, çünkü kendini yargılayan da bir sahte benliktir. Mesela nice insan vardır kendini yargılayan o sahte benlik yüzünden intihar eder, o sahte benlik yüzünden mutsuz olur, o sahte benlik yüzünden gülmeyi unutur. Neden? Yani geçmişte bir hata yaptın. Geçmişte hata yapan kim arkadaşlar? Geçmişte hata yapan bir benliktir, sen değilsin. Bakın bu sorumluluktan kaçmak değil. Geçmişte hata yapan kimdi? Bir benlikti. Bu hani kendimizi temize çıkarmak için yaptığımız bir şey değil. Bunu karıştırmayın. Bu çok önemli bir nokta. Yanlış yapan sahte bir benliktir. Mesela benim böyle tanıdığım bir kişi vardı. Böyle kendine zarar verirdi. Sonra biraz altını kurcalayınca böyle ilkokulda hani birisine haksız çok yanlış bir şey yapmış. Fakat o bilinç altında kalmış sonra bir tetiklenmiş. Aslında bilinç altında kalan o benlik sürekli ona sen niye bu yanlışı yaptın? Niye o çocuğa eziyet ettin? Niye o çocuğu üzdün? Ve onun sanki kendisine zarar vererek onu kompanse ediyor. Onun diyetini kendince ödemeye çalışıyor. Halbuki onu yapan kimdi? Onu yapan şimdiki sen değilsin ki. Bunu fark edip ben bu benlikten Yaradan'a sığınıyorum veya ben böyle bir düşünceden, böyle bir duygudan, böyle bir arzudan, böyle bir algıdan vazgeçiyorum dediğin anda işte tövbe eden günah işlememiş gibidirin hakikatini anlamış olursunuz. Neden? Çünkü o hatayı yapan benlikten sen çekiliyorsun.
Artık o sen değilsin. Kendinize de bu nazarla bakın, çevrenize de bu nazarla bakın. O yüzden bir bilge der ki, ancak bir arif bir günahkara bütün kalbiyle en güzel şekilde tebessüm eder. Neden? Çünkü onun da içinde o saf öz vardır. Yeter ki o yanlış yapan, işte kıskançlık duyabilir, nefret edebilir. Çünkü bazen bakın öyle benlikler vardır ki çok ilkeldir ama bir türlü onların sahteliğini anlayamazsınız. Mesela bazen böyle mutlu insan görmekten nefret eden insanlar vardır. Bakın bunlar kötü insanlar değil. Ama içeride öyle bir mutsuz benlik var ki ve o mutsuzluk ona o kadar ağır geliyor ki mutlu olan insanları görmekten nefret ediyor. Aslında bu hani böyle kötü değil, cani değil ama öyle bir benlik tarafından kuşatılmış. Neden? Başkaları mutlu ve kendi mutlu değil. Şimdi bundan dolayı o insanı yargılayabilir miyiz? Veya toptan o insanı kötü olarak algılayabilir miyiz? Hayır. O bir benliktir. O benliğin farkına vardığında ve onu bıraktığında o kendi doğallığına dönecektir. O yüzden içinizdeki bazen çok sahte, çok kötü gibi görünen benliklerden korkmayın. Eyvah, çok mu bozulmuşum, çok berbat biri miyim? Çünkü bazen o benlikler şöyle gibi, çok berbat birisin, bir yere kadar gelir, berbatsan berbatsın ya deyip isyan eder. Bu sefer kötülüğe doğru, berbat olmanın dibine doğru gitmeye başlar. Bakın hepsi bunlar sahtedir. Sadece bunları fark etmeye ihtiyacımız var. Fark ettiğinde o sen değilsin, onu bırak. Ve Yaradan'ın seni doğal olarak var ettiği ana dön. O yüzden bir kısım doğu bilgeliklerinde denir ki, doğmadan 1000 yıl evvel neredeydin der. Aslında bu neyi anlatmak istiyor? Zihinsel bir paradoks gibi yani. Aslında seni bütün olayların, hikayelerin, yaşanmışlıkların ötesindeki aslına döndürmeye çalışıyor. Onu sana hatırlatmaya çalışıyor. Ama bakın bizim zihnimiz neyle meşgul? Böyle şunu yaşadım, bunu yaşadım, anne böyle, baba böyle, arkadaş böyle, yaşadığım olay böyle, içinde bulunduğum kültür böyle. Bir sürü hikaye. Doğmadan 1000 yıl evvel neredeydin ve nasıldın? Hiçbir hikayen yok. Anne yok, baba yok, arkadaş yok, vefasızlık yok, beden yok. Hiçbiri yok. Ama varlık var. Varlık var. İşte o varlığını hatırla. O varlık özgürdür. O varlığın bir hikayesi yoktur. O varlığın bir mutsuzluğu yoktur. O varlığın bir gelecek endişesi yoktur. O varlığın kendini tamamlama hikayesi yoktur. Evet, teşekkür ederim. Evet.